Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina en yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'du fe ya ibadallah, ittakullah ve ati'u, innallaha ma'allezine ettekav ve lezine hum muhsinun. Kâlallahu ta'ala fi kitabihin kerim, eûzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve lezine izâ fa'alû fa'hişeten evzalemû enfusehum, ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذْنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا مِنْ عَبْدٍ بِذُنْبٍ ذَنْبًا فَيُمْسِلُ الطُّهُورِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ. Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah fîmâ kâl elkemâ kâl. Aziz ve pek muhterem müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinden tevbe ve istiğfarın adabını şöyle anlatıyor. Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve Allah'tan mağfiret dilerse Allah onu mutlaka bağışlar. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediğini teyit maksadıyla şu ayeti tilavet ediyor. Onlar bir kötülük yaptıklarında ya da nefislerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe ve istiğfar edenler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ıslah etmezler. Aziz müminler, hepimiz insanız. Nefsani zaaflarımız var. Heva ve heveslerimiz var. İstek ve ihtiraslarımız var. Bencillik ve kıskançlıklarımız var. Açgözlülük ve tamahkarlıklarımız var. Zaman zaman işlediğimiz hata ve günahlarımız var. Niyet ve kalp ve düşüncelerimizde yöneldiğimiz kusurlarımız var. Dil, usluk, söz ve söylemlerimizde içine düştüğümüz yanlışlarımız var. Helalleşmemiz gereken kullar var. Helallik almamız gereken kardeşlerimiz var. Velhasıl ölüm gelip çarpmadan, can boğaza dayanmadan arındırmamız gereken kalplerimiz, ellerimiz, ayaklarımız, dillerimiz, gözlerimiz, azalarımız, topyekun benliğimiz var. Kıymetli kardeşlerim, mümince bir şuurla daima hatalarımızı fark etmemiz, günahlarımızı terk etmemiz gerekiyor. Tevbe ve istiğfarda bulunmamız gerekiyor. Unutmayalım ki mümin, kötülüklere ve günahlara dalmada ısrarcı olmaz. Zira kötülük ve günahlara dalmak kalbi karartır, basiret ve feraseti kaybettirir. En önemlisi de insanı aşağıların aşağısına yuvarlanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılır. Tevbe ve istiğfar, manevi kirlerden arınmak, sinelerimizdeki ağır yüklerden kurtulmak için Rabbimizin bizlere bahşettiği bir rahmet kapısıdır. Günahlardan arınmanın, hatalardan kurtulmanın yegane yolu budur. Rabbimize vereceğimiz hesabı düşünerek, hesap gününde Allah'ın huzuruna günahlarla çıkmamak için bu dünyada iken tedbir almaktır. Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle tevbe, günahlardan pişmanlık duymak, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir. İstiğfar, Allah'tan mağfiret ve bağışlanma dilemektir. Onun sonsuz rahmetine ve engin merhametine sığınmaktır. Seherlerde gözyaşıyla Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle diyerek ona yalvarmaktır. Çünkü Rabbimiz afuvdur,
çok affedicidir, gafurdur, bağışlayandır, tevvaptır, tevbeleri çok çok kabul edendir. O gazabıyla değil, rahmetiyle muamele edendir. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Yeter ki Hazreti Adem babamızda, Hazreti Havva anamız gibi nasuh bir tövbe ile Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka ziyan edenlerden oluruz diyerek ona yalvaralım. Değerli kardeşlerim, tövbe ve istiğfar samimi, içten ve gönülden gelerek Rabbimize niyazımızdır. Tövbe ve istiğfar bizi Rabbimize yaklaştırır. İmanımızı kuvvetlendirir. Rabbimizin emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınma hususunda nefsimizi ve irademizi güçlendirir. Bizi kalben ve vicdanen ferahlatır. Fıtratımıza yönlendirir. Tertemiz yapar. Böylece Peygamber Efendimizin günahtan tövbe eden kimse, hiç günahı olmayan kimse gibidir müjdesine nail oluruz. Tövbe ve istiğfar bizi hayata bağlar. Bize ümit verir. Topluma huzur ve güven başlar. Hakların gözetilmesini sağlar. Suçlardan ve günahlardan arınmış temiz bir toplum kurmanın yolunu açar. Kıymetli müminler, nasuh yani samimi bir tövbe hem Rabbimizin emri, hem de ibadet, hem de kaybedilmiş değerleri yeniden kazanmanın vasıtasıdır. Gönül dünyamızı ve manevi yaşantımızı yeniden ihya etmenin, Rabbimizle bozulan ilişkileri yeniden onarmanın vesilesidir. Hatalarımız ve günahlarımız ne kadar çok olursa olsun, hangi günahı işlemiş olursak olalım, idrak etmekte olduğumuz mübarek 3 aylar boyunca her daim tövbe ve istiğfarda bulunalım. Eğer üzerimizde başkalarının hakları varsa önce onlara haklarını iade edelim. Onlarla helalleşelim. Sonra tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyelim. Unutmayalım ki geçmiş gelecek bütün günahları affedildiği halde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim de kalbim perdelenir ve ben de her gün 100 defa istiğfar eder Allah'tan bağışlanma dilerim buyuruyor. Çünkü tevbe ve istiğfar kulun Rabbi ile iletişim kurma vesilesidir. O halde bizler de tevbe ve istiğfarı günlük yaşantımızın bir parçası haline getirelim. Kardeşlerim, geliniz hep birlikte bugün şu mübarek mekanda, şu bereketli cuma saatinde sevgili Peygamberimizin bizlere öğrettiği seyyidül istiğfar duasıyla hutbemizi bitirelim. Allah'ım, benim Rabbim sensin, senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur. Ebe inna sene kelam ve emmeğen nizam. Kelamullahi melikun azizin allem. Kema kala Allahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuri'el Kur'an fessemi'u lehu ve ansıknu leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفحامة شان شرف صحبه فقال عز وجل من قائل محترم آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ve nimetler ihsan eyle. Sen bize, anamıza, babamıza, affına muhtaç bütün Müslümanlara rahmetinle muamele eyle. Şüphesiz duaları işiten ve kabul eden sensin Allah'ım. Amin. İnna Allah'a ya'mur bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşâ ve yenha anil fahşâ vel münker vel bagy ya'idhukum la'allakum tezekkerûn. Muhakkak Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da men eder. O, düşünüp tutasınız diye öğüt verir.